Transfer Merkezi'nden herkese merhabalar. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selahattin İlçel ile beraberiz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Sağ olun hocam. Kocaeli Spor transfer tahtasını 11 yıl sonra açtı. Başına yeni ismini getirmedi. Bir Kocaeli bilmem kaç demedi. Ya da kulübü kapatmadı. Amatöre kadar düştü ama şu an şampiyonluğa gidiyor hocam. Evet. Neler söylemek istersiniz? Tabii Türkiye'de çok büyük başarılara imza atmış, Avrupa kupalarında oynamış, Türkiye kupasını kazanmış, inanılmaz taraftarı olan, özellikle içeride dışarıda takımını yalnız bırakmayan, büyük bir kitleyi arkasına taşıyan amatörde büyük bir bile, camia. Amatörde evet bile, yani rekorların kırıldığı, seyirci rekorlarının kırıldığı bir camia. Bu sezonda bakıldığında Türkiye'de İç sahada 5 takım var. Süper Lig'de bu Fenerbahçe, Galatasaray da dahil. Bu 5 takımdan birisidir Kocaeli Spor taraftarlarının iç saha maçlarında ulaştığı sayı. Türkiye'de o kadar fazla takım var. İşte 136 tane profesyonel takım var. Bunların içerisinde 3. Lig'de olmasına rağmen taraftar sayısı ilk 5'te yer alıyor. Küllerinden doğuyor denebilir. Yani bal ligine kadar düşüp hiçbir isim değişikliği yapmadan, şehrin kenetlenerek, taraftarların dik durarak takımın arkasında olması ve 11 yıl sonra açılan transfer tahtası ve açılır açılmaz takımın hedefi zaten her sene üst lige, sonunda Süper Lig'e sloganıyla yoluna devam ediyor. İnşallah biz bu ilk adımı bu sezon gerçekleştiririz ve o beklenen, özlenen Süper Lig sevdası da en kısa sürede hiç beklemeden her ligde arka arkaya gelir. İnşallah hocam. Kocaeli Spor'u en iyi yerlerde görmek isteriz. İnşallah. Yani bunu gerçekten samimi duygularımı söylüyorum çünkü muhteşem bir taraftar var. Hodri Aynen. Meydan grubu bir grup var. Efsane Müthiş. Bir grup. Amatörde bile ben şahsım adına onların videolarını açıp izlerdim. Evet. Tribünden bahsediyorum. Hocam takım hakkında konuşalım biraz. İlk yarıyı lider kapattık. İlk yarı hakkında genel düşünceniz nedir? Şöyle söylemek istiyorum. Bugün itibariyle Kocaeli Spor grubun lideri, en yakın rakibinin 5 puan üzerinde. Lige başlarken şampiyonluk parolasıyla başlamış ve bu şekilde kadrosunu oluşturmuş, bu şekilde transfer yapmış bir kulüp. Biz 9. hafta göreve geldik son 7 maça çıktık. 7 maçta inanılmaz bir performans. 7 maç 7 galibiyet aldı takımımız. Yok. 7'de 7 yaptık. 7 maç 7 galibiyet ve biz göreve başladığımız dönemde takım liderin 5 puan gerisindeydi. Şu an en yakın rakibinin 5 puan üzerinde lider. Bunu tabii ki çocuklar başardı. Şehirdeki kenetlenme, şehirdeki birliktelik bu noktaya getirdi. İnşallah şehrimizde söz sahibi olan, şehrimizi yöneten büyüklerimizin önderliğinde, kulüp başkanımızın, yönetimimizin önderliğinde, basını, taraftarı, öğrencisi, memuru, amiri, personeli, futbolcusu, teknik adamı, bu büyük birliktelik sezon sonunda mutlu sona şehri ulaştıracaktır. Takımını bir üst lige taşıyacaktır. Ben buna inanıyorum. Takımıma, oyuncularıma güveniyorum. İnanılmaz bir karakter grubu var içeride. Müthiş çocuklar. Arkadaşlıkları mükemmel. Her şeyden önemlisi birbirine bağlılıkları müthiş. O çok önemli. Ve bu bağlılık tribünlere de müthiş bir sinerji veriyor. Tribün de bu bağlılığın içerisine girdi ve takımın etrafında kenetlendi. Ne olursa olsun vazgeçmeyen bir taraftar, kabullenmeyen bir takım var sahada. İnşallah sezon sonunda dediğim gibi mutlu sona şehir takım ulaşacak. İnşallah hocam. Devre arasında herhangi bir takviye durumumuz var mı? Yaptık. Santrafor ihtiyacımız vardı. Bir tane eski oyuncumuz Doğan Karakuş. Takımımızda gol kralı olmuş. 2011-2012 yıllarında görev yapmış. Çeşitli kulüplerde oynamış. Bu transfer döneminde aramıza katıldı. Kendisi kontenjan oyuncumuz. Kontenjan başka transfer yapmadık. Çünkü ligimizde kontenjan sorunu var. Evet. Takımımızda da ciddi anlamda ilk yarı bunun sıkıntısını yaşamıştık.
Stoper mevkiinde ihtiyacımız vardı. Murat Şimşek'i aldık. Kırşehir Belediyespor'dan. Geçen sene Kırşehir'de şampiyonluk yaşamıştı. Yine santrafora kontenjan olmayan Osmaniye'den Cihat Ateş'i aldık. 98 doğumlu pivot santrafor. O da geçen sene Kırşehir Belediyespor'da şampiyonluk yaşamıştı. Ali Antuncer'i aldık. Diyarbakır Spor'dan. Ümraniye Spor'un malı. Trabzonspor'dan yetişme. Kenar oyuncusu, kontenjan değil. O da geçen sene Kırşehir Belediyespor'da şampiyonluk yaşamıştı. Mehmet Avcı'yı kenar oyuncusu dahil ettik. O bu yıl Malatya Yeşilyurt'taydı. Daha önce takımımızda görev yapmış Kocaeli. Kocaeli Spor'da görev eski yapmış. Eski oyuncularınızı topluyorsunuz yani. Yani hem birlikte çeşitli kulüplerde oynayıp başarılar yakalamış oyuncular, hem de Kocaeli Spor'da daha önce görev almış, kulübü, yapıyı, şehri solumuş oyuncuları dahil ettik. Bu şekildeki hamle oyuncuların uyum sorununu ortadan kaldıracaktır. Birbiriyle olan diyaloglarında hiçbir sorun yaşamadan, o adaptasyon dönemi dediğimiz dönemi hiç görmeden direkt olarak her zaman bu takımın içindeymiş gibi hareket edeceklerdir ve takıma da bu transferlerin mutlaka katkısı olacaktır. Tabi bu dönemde biz 5 tane altyapıdan oyuncumuzu A takım kadrosuna dahil ettik. Bu oyuncuların 3'ü 16 yaşında, 2003 doğumlu. 2 tanesi 19 yaşı, 18 yaşında 19'a girecekler. 2001 doğumlu. Bu oyuncular gelecek vadeden bizim altyapımızda yetişmiş, profesyonel takım havasını soluduğunda mesafe kat edebileceğine inandığımız oyuncular. Onlar da bu dönemi bizimle birlikte geçiriyorlar. İnşallah uzun yıllar hem Türk futboluna hem de Kocaeli Spor'a katkı sağlayacaklardır. Ben ona inanıyorum. Yani takımımızda 5 dış transfer var gibi görünse de 5 tane de altyapıdan dahil olan oyuncumuz var. Yani yaklaşık Kocaeli Spor'un geleceği var. Evet, Kocaeli Spor'un geleceği var. Tabii ki Kocaeli Spor'da yetişip milli takımlarda oynayıp farklı kulüplerde görev almaları da Kocaeli Spor açısından müthiş bir kazançtır. Çünkü Kocaeli Spor hep iyi futbolcuları bünyesinde yetiştirip, barındırıp daha sonra mutlaka belki kulübüne para kazandırarak yollamıştır. Belki milli takımlarda, belki büyük kulüplerde oynamalarına da sebep olmuştur. O yüzden marka bir takım, marka bir şehir. İnşallah Kocaeli Spor'un bu sezonki ligde gidişatı bu şekilde devam eder, artarak devam eder. Ama ne olursa olsun Kocaeli Spor taraftarı, Hodri Meydan ve tüm şehir Süper Ligi bekliyor. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa? Ben teşekkür ederim. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Ekip arkadaşlarınıza buradan selamlarımı iletiyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.